Değerli basın emekçileri, kıymetli eğitim emekçisi arkadaşlar ve dostlarım. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023 tarihinde bölgemizde 11 ili kapsayan büyük bir felaket gerçekleşti ve halen yaraları sarmakla meşgulüz. Yakın zamanda seçim öncesinde bir çalışma yapıldı ve resmi gazetede yayınlandı. Buna göre deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarına, bazılarına deprem tazminatı ve fazla çalışma ücretleri ödenmesine karar verilmişti. Bölgemizde de Adana ilinde bazı ilçelere bu ücret ödenirken bazı ilçelere ödenmemek gibi bir durum yaşandı. Buna göre Adana'da depremden etkilenen ve o hal ilan edilen Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karahisarlı, Karataş, Pozantı, Sayınbeyli, Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalı ilçelerimiz deprem tazminatı ve fazla çalışma ücretlerini almaktan men edildiler, kapsam dışı tutuldular. Hepimiz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bölgemizin nelere maruz kaldığını ve neler yaşandığını biliyoruz. Burada kritik iki örnek vermek isterim. Mesela Sarıçam bölgesi kapsam dışında tutuluyor. Orada çalışan kamu emekçilerimize bu ücret ödenmeyecek. Ama orada köklü bir hastane olan Balcalı Hastanesi dahil boşaltıldı hastalarıyla beraber. Ve pek çok ikamet edilen konutun da orada ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Sarıçam'ın neden kapsam dışında tutulduğunu, orada kamu emekçilerimize neden böyle bir desteğin çok görüldüğünü gerçekten buradan sizler aracılığıyla sormak istiyoruz. Aynı şekilde yakın zamanda Sayınbeyli'de deprem sonrasında oluşan bir tahribat olsa gerek, 4 öğretmenimiz, eğitim emekçisi arkadaşımız şehit oldu. Dağdan düşen bir kaya parçası dolayısıyla ve mesela Sayınbeyli gibi halen sizler de biliyorsunuz depremde çalkalanıyor. Neredeyse artçı ve deprem olmayan gün yok ama Sayınbeyli dahi yapılan bu çalışmada kapsam dışı tutuldu ve kamu emekçileri sendikamıza dolayısıyla başvurdular. Çünkü haklarını almak istiyorlar ve bizler bugün burada onların taleplerini dile getirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Eğitim İş Sendikası olarak, Eğitim İş Adana Şubeleri olarak yapacağımız bu çalışmanın 3 ayağı var. Bugün öncelikle derdimizi, sorunumuzu ve bizlere gelen talepleri siz basın emekçisi dostlarımızla paylaşarak bir kamuoyu yaratmak istiyoruz. Ardından yine iki şube başkanı imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek bir dilekçemizi vereceğiz ve bu dilekçede kapsam dışı bırakılan ilçelerde görev alan kamu personellerinin de mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini, ilgili ilçelerdeki kamu personelinin tazminat ve artırımlı fazla ücretinden yararlandırılmasına yönelik düzenlemelerin, çalışmaların yapılmasını, bu taleplerimizin bakanlığa iletilmesini ve sonucundan da sendikamızın haberdar edilmesini isteyeceğiz. Bugün sizler aracılığıyla buradan tüm kamu emekçisi dostlarımıza bir çağrı yapmak istiyoruz. Eylemimizin 3. adımı CİMER'e oluşturduğumuz bir matbu metnimiz var. Eğitim İş Adana Şubeleri olarak bu metnin kişilerce CİMER üzerinden talep formu oluşturularak gönderilmesini ve haklarımızı aramak konusunda birlikte bir mücadeleye çağrımızı sizler aracılığıyla yapmış olalım. Basın metnimizi...